Merhabalar herkese. Bugün konumuz gömülü 20 yaş dişlerinde. Diş üzeri kemikle kaplıysa bu kemiği oradan aşındırarak nasıl gömülü 20 yaş dişini yerinden çıkarabiliriz ve çıkarırken nelere dikkat ediyoruz? Bununla ilgili bir video hazırlıyorum arkadaşlar sizlere. Ufak bir uyarı yapacağım. Video içeriğinde rahatsız edici görseller olabilir. Bu video diş hekimi ve diş hekimliği öğrencileri çekildiği için eğer ki bu durumdan rahatsız olacaksanız videoyu sonlandırabilirsiniz. Ve aklınıza takılan bir soru olduğu zaman muhakkak yorumlara yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Gömülü 20 yaş dişleri birçok farklı konumlarda olabilir. Bu tam gömük olabilir, kemiğin içerisinde düz bir pozisyonda, üstü tamamen kemik kaplı olabilir. Bu videoda olduğu gibi gömülü olabilir ama bir kısmı sadece kemikle kaplı olabilir. Gömülü olup tam horizontal bir şekilde yatıyor olabilir. Bu şekilde yatıyor olduğu zaman farklı bir teknik uygulayacak. Bu da farklı bir videonun konusu olacak arkadaşlar. Veyahut da gömülü olduktan sonra distoanguler durabilir ya da mezyoanguler durabilir. Bunların hepsinde farklı çekim teknikleri var. Bizim şu anki videomuzda dik bir şekilde duruyor ve içeriye doğru gömük, yarısı da kemik retansiyonuyla kaplı. Şimdi sırasıyla radyografi üzerinde inceleme yapacağız. Arkasından hasta ağzına geçeceğiz. Hasta ağzında bu durumu anlatacağım. Hemen arkasından birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, röntgeni inceleyecek olursak 38 numaralı dişin kapşonun olduğu yerin hemen üstünde bir tane üçgensel kemik çıkıntısı var. Bizim en dikkat edeceğimiz nokta burada bu çıkıntı olacak. Ne yapmamız gerekiyor? Biz bu dişi çekerken yukarıya doğru hareketlendirirken bu çıkıntıya takılacak. Bu çıkıntıya takılmaması için bizim buradaki kemik çıkıntısını bizöte etmemiz gerekiyor. Arkada yeteri kadar boşluğumuz var. Bu boşluk dişin hareket edebileceği bir alan sağlıyor. Ama gerekli görürsek hemen arka tarafından da bir miktar aşındırma yaparak kemik kaldırabiliriz. Hemen yan tarafta bakın, gördüğünüz gibi buradan geçen bir mandibüler sinir var. Distal kökümüz mandibüler sinirin hemen ucunda bitiyor. Bir bağlantısı yok. Arada incecik bir kemik dokusu var. Fakat burada şuna dikkat edeceğiz. Eğer bir dişi çekerken kök ucu kırılırsa o zaman buradaki kök ucunu bırakma durumunu hastaya söyleyebiliriz. Eğer bunu önceden hastamıza iletirsek daha sonradan bir problem yaşamayacağız. Çünkü kökün ucunda herhangi bir enfeksiyonel bir durum yok. Burada küçük kırıkları bıraktığımız takdirde üstü kapanacak ve bir kemik dokusu gibi hareket edecektir. Veyahut da buradaki kırık parça yavaş yavaş sürerek daha sonra ağız içerisinden dışarıya doğru çıkacaktır. Fakat burada çekim esnasında kökün ucunda bir kırılma yaşanır ve bu parçayı da çıkartırsak o zaman zaten bir problemle karşılaşmayacağız. Dikkat edeceğimiz noktalar yukarıdaki kemik çıkıntısı ve mandibüler sinir olacak bu bölgede. Şimdi 3 boyutlu tomografide inceleyelim. 3 boyutlu tomografiyi inceleyecek olursak bakın, gördüğünüz gibi kemik çıkıntımız burada. Peki bizim vestibül kısmında, yani dişin ön bölgesinde ne kadar kemiğimiz var ona bakalım. Hemen yana döndürdüğümüz zaman burada neyi görüyoruz arkadaşlar? Boyun bölgesinde de kemik olduğunu görüyoruz. Yani frezi boyun bölgesinde, kole bölgesinde de kemik kaldırmamız gerekecek. Gerekli aletleri de önceden hazırlamamız gerekecek. Bunun için de asistan arkadaşlarımızın uyarılması gerekiyor. Burada ne yapacağız? Arkadaki kemik çıkıntısını alacağız ve vestibülden, kole bölgesinden kemik çıkıntısını aşındıracağız. Hemen linguale baktığımız zaman, arka kısma tepeden baktığımız zaman gördüğünüz gibi birazcık vestibüle doğru buradaki lingual bölgedeki kemik yöneliyor. Arka bölgede herhangi bir kemik yok. O yüzden biz kesimizi vestibüle doğru atacağız. Buradaki kemik çıkıntısını kazıdıktan sonra vestibül bölgedeki kemik birikintisini de alacağız ve 8 numaranın kafa kısmını tamamen boşluğa çıkaracağız. Daha sonra da elevatörle mezyelden, distalden ve vestibülden girerek dişi hareket ettirerek yerinden çıkaracağız. Dikkat edeceğimiz bir konu var. O da arkadaşlar mezyel kökün kıvrıklığı. Bakın, mezyel kök burada aşağıda distale doğru bir kıvrılma yaşanıyor. Biz bu dişi yukarıya doğru çekeceğimiz zaman kökün ucunda büyük ihtimalle bir kırılma yaşayabiliriz. Bunda da çok ağır hareketlerle esnete esnete dişi çekmeye çalışacağız. Burada da bir kırık oluşmaması için. Evet arkadaşlar, bakın görmüş olduğunuz gibi 38 numaranın mezyovestibül tüberkülü burada gözüküyor ve diğer tamamı diş eti içerisinde gömülü. Şimdi ilk kesimizi yapacağız. Hastamızı uyuşturduk ve vestibülden aynı zamanda mandibüler anestezimizi yaptık. Şimdi ilk kesimizi atacağız. Neredeydi bizim kemiğimiz? Burada
yukarıya doğru gitmiyordu. Biraz daha vestibüle doğru gidiyordu. O yüzden biz ilk kesimizi biraz daha vestibüle doğru atmamız gerekiyor. İçeride kemik temasını aldıktan sonra yavaşça dişe doğru hareketimizi tamamlıyoruz. Birkaç sefer periyoz seviyesinde tekrar burada kesimizi devam ettiriyoruz. İkinci aşamamız vestibül kısımdan yardımcı ensizyonumuz. Burada sürküler bir şekilde 7 numaranın vestibülünden döndükten sonra ortaya gelecek şekilde yardımcı ensizyonumuzu atıyoruz. Yardımcı ensizyonumuzu da yine periyoz seviyesinde atıyoruz. Çünkü filebizimizi tam kalınlıklı kaldıracağız. Periyoz seviyesinde ensizyonumuzu attıktan sonra kemikten hiç ayrılmadan filebimizi kaldırıyoruz. Bakın burada bir kapşon bağlantısı var diş etiyle. Bunu keseceğiz. Vestibülden tam kalınlıklı filebimizi kaldırdık. Şimdi lingual kısmı geçiyoruz. Burada çok kontrollü olmamız gerekiyor. Çünkü hemen 8 numaranın altında lingualden lingual sinirimiz geçiyor. Onu zedelemek istemiyoruz. Bakın buradaki diş etimiz de gene kapşon kısmına bağlı. Hafif onu serbestlemek için kesi atıyorum. Filebimizi kaldırmaya devam ediyoruz lingualden. Bakın arkadaki kemik çıkıntımız ortaya çıktı. Şimdi biz bunu aşındırıp 8 numaranın çıkışını rahatlatacağız. Filebimizi kaldırdıktan sonra arkadaki üçgen çentik kısmı şimdi kaldırmaya geldi sıra. Burayı Lindemann frezde su soğutma altında aşındırma yapacağız. Bakın görmüş olduğunuz gibi 3 boyutlu tomografide de incelediğimiz üzere vestibül kısımda da kemik olduğunu görmüştük. Yine aynı şekilde bu bölgede de kemiğimiz var. Onu da kaldıracağız ve dişin kron kısmını tamamen serbestleyeceğiz. Ondan sonra harekete geçeceğiz. Şimdi hemen diş teliyle başlayalım. Bakın burada raspamı lingual bölgeye koydum. Eğer burada benim frezim kaçar da linguale atmaya çalışırsa raspaya çarpsın diye. Kemiğimi burada sonuna kadar aşındıracağım ve burada kalmasını istiyorum. O yüzden burada koruma amaçlı burayı raspaya koydum. Buradaki aşındırmamı vestibüle doğru şu anda getiriyorum. Bakın burada yarım hilal şeklinde hem distaldeki hem de vestibüldeki kemiğimizi kaldırdık. Bir miktar kronu boşa çıkarttık. Elevatörle hareket ettirmeyi deneyeceğiz. Eğer hareket eder ve çıkmaya başlarsa daha fazla aşındırmamıza gerek yok. Eğer ki hareket etmezse o zaman biraz daha bu bölgeden derine inerek kronumuzu açığa çıkaracağız. En ince uçlu elevatörümüzle 7 ile 8 numara arasına girerek birazcık distalize edeceğiz ve yükseltmeye çalışacağız. Muhakkak sol elimin işaret parmağıyla linguali destekliyorum ki arkadan elevatör kaçmasın diye. Şu anda hafifçe distalizasyon hareketi yapıyorum ve kronumu yükseltmeye çalışıyorum. Hareketlenme var 8 numaralı dişte. Şimdi bir büyük elevatörümüze geçelim. Bir önceki uç kalınlığımız 2 mm'ydi. Şu anda 3 mm'lik elevatörle yükseltme hareketini yapacağız. 2 mm boşa dönüyordu çünkü. Yükselme bir miktar daha gerçekleşti fakat yeterli gelmedi. Bu bölgeden fissür Lindemann frezle biraz daha boyun bölgesini aşındırarak dişi rahatlatacağız. Fissür Lindemann frezin ucuyla koleye giriyoruz.
de manfrezle boyun bölgesinden de kemik aşındırmasını yaptık. Şimdi tekrar elevatörle lüksasyona geçiyoruz. Yine 3 milimetrelik elevatörümüzle yükseltme hareketini yapıyoruz. Dişimiz şu anda yeteri kadar yükseldi. İçeri girip çıkıyor. Şimdi 20 yaş davesiyle tutarak birazcık vestibül lingual hareketlendirme yapacağız. Davyemizi kole pozisyonlanması yapıyoruz ve tutuyoruz. Daha sonra rotasyon hareketi ve vestibül lingual devirme hareketi. Rotasyon hareketi, vestibül lingual devirme hareketi. Burada olabildiğince yavaş davranmamız gerekiyor. Çünkü kökler ince ve kıvrıktı. Kırılmasını istemiyoruz. Burada ne kadar çok sallarsak o kadar kırıldıktan sonra kök de rahat çıkacaktır. Acele etmemek gerekiyor. Şu anda diş çok hareketlendi. Fakat yukarı çıkmıyor. Büyük ihtimalle kıvrık olan kök takılıyor. Ama hiç acele etmiyoruz. Ve sonunda 20 yaş dişimiz, bakın görmüş olduğunuz gibi kapşonuyla beraber arka taraftaki kökü de herhangi bir şekilde kırılmadan çıkarmış bulunuyoruz. Arka bölgedeki kapşon dişle beraber geldiği için oradan bir aşındırma yapmamıza gerek kalmayacak. Ve bundan sonraki aşamamız artık filebi kapatmak olacak. Evet arkadaşlar, videomuzda da görmüş olduğunuz gibi çekim öncesinde çok ayrıntılı bir röntgende inceleme yapmamız gerekiyor. Radyografik inceleme sonucunda bir planlama çıkarmamız gerekiyor ve çevre riskli dokuları görmemiz gerekiyor. Çevre riskli dokular nelerdir? Birincisi lingual sinir. Hemen arkadan lingual bölgeden geçen dili innerveden sinirimiz, buraya zarar vermememiz gerekiyor. Bir de 20 yaş dişinin hemen kökünün altından geçen mandibüler sinir. Bu iki bölge bizim için riskli bölgedir. Buraları analizini çok iyi yapmamız gerekiyor. Onun haricinde tomografiniz varsa eğer, tomografi çekildikten sonra planlamanızı yapmanız gerekiyor. Nereden ne kadar aşındırma yapacağım? Çünkü kemiği 3 boyutlu olarak görebildiğimiz için vestibül yüzde ve hemen arkasındaki distal bölgede ne kadar kemik olduğunu görebiliyoruz. Bunu yapacağımız için de sürprizle karşılaşmıyoruz. Yani yanımızda frezler hazır oluyor. Cerrahi angulurumuz hazır oluyor. Serumlarımız, fizyo dispenserımız hazırlanmış oluyor. Bütün hepsini önceden hazırlamış oluyoruz ve operasyon sırasında çok daha rahat oluyoruz. Elimiz kuvvetli oluyor. Çevre dokuları da inceledikten sonra yapmış olduğumuz plana sadık kalarak operasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Burada da arkadaşlar yapacağımız en önemli operasyon hemen üzerindeki kemik çıkıntısı, yan tarafındaki kemik çıkıntısını kaldırmak olacaktı. Boynun etrafında koleye kadar indirmemiz gerekiyor. Çünkü kron kısmını tutup normal diş çekimine döndürmemiz gerekiyor. Diğer türlü üzerinden kaplanmış olan bir kemik varken bu protezi oradan çıkarmamız maalesef mümkün değil. Peki bu kemiği çıkardık, dişi de çektik ve kapattık. Daha sonra ne olacak? Arkadaşlar hastamızın ilk, ikinci ve üçüncü güne kadar maksimuma doğru bir şişlik oluşuyor. Yani bu bölgede, çene bölgesinde bir şişlik oluşacaktır. Eğer ki şişliğin çok fazla olmasını istemiyorsanız buna özgü ilaçlarımız var. İntramusküler olarak bu ilaçlar yazılabilir arkadaşlar ve hap yerine iğne olarak ağrı kesici tercih edilebilir. Çok daha kuvvetli olduğu için. Bu şekilde kemik kaldırılan durumlarda şişlik olması çok muhtemel. Yani yanak bölgesinde 2. 3. gün maksimuma ulaşan bir şişlik, daha sonrasında 7. ve 10. gün arasında eski haline dönme süreci gerçekleşiyor arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu gömülü 20 yaş dişleri kemik retansiyonluysa nasıl çekilirdi? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.